Ne çektik be abi Özdenler'de bugün ben. Onun bölümlerini koymaya başlamışlar. Hamit izliyor onu. YouTube'da varmış. Yeni gemi, yeni mürettebat var. Dolayısıyla yayındakilerden yeniden isim alacağız ve ona göre yapacağız. Onu da tekrar hatırlatmış olayım. Gemi ismi ise Sarıların Sülü olarak kalabilir muhtemelen. Oyunun hikayesi var mı? Ya öyle çok ahım şahım bir şey yok. Uzaydayız. Uzaylılarla savaşıyoruz bu. Normalde bunun Bomber Crew olanında 2. Dünya Savaşı'nda geçiyor biliyorsunuz. Oynamıştık daha önce yayında falan. Hızlandır bakalım. Ben isim de... Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi link lütfen. Hamit birkaç kere paylaştı onu ya. Emin olmamakla beraber. Mandos şimdi değil dedim ilk. Tamam, unutturma yalnız bana onu. Çünkü görevin bitmesine daha var. Ben gider kafamdan o. Yaşlı biri olduğumu artık kanıksayalım hep beraber. Bu ekip de fena değil ya. İki şeyim bayağı yakındı benim zaten. Hop, saldırı geliyor. Nerede? Kıçtan geliyor saldırı. Boost'u ver, silahlar ve kalkan. Evet, indir silahlar. Bir tane daha geliyor oradan. Hop, bir tanesi üstünde. Yuh lan, bu ekip daha iyi. Benle yaşıtsın, Deren yaşlı, sen de yaşıtsın. Ben ruhen bir 70 yaş varım ya. Vallahi. Yani kendimi böyle şey gibi görmüyorum. 30'larında 40'larındayım falan diyor. Büyük ihtimalle 30-40 bir insanın prime time, ya yani ana şeyi yaşı, ama ben gayet kendimi böyle 70-80 arasında hissediyorum. Yaşlılar. Onaylandı. Bam! Yaşlılar. Sağ üstte görevler varmış bu sırada. O yüzden kafamızı şöyle çekelim. Sıçrama zamanı. Tükür bizi Scotty. Oo, asteroid şeyine mi geldik? ...27'yim. Yaşlılar TV'm olacak kanalın yine. Erkin, seni biraz kaşınırken görüyorum. Bu konuyu Onur'la da konuşmak ister miydin? Yaşlılar TV moderatörü olacakmışsın dersen mesela sana ne der? Hiç düşündün mü? Kalkanımın ağzına sıçtılar bu sırada. Alttan daha fazla mermi yemememiz lazım. Alt tarafın kalkanı gitti. Hemen telsizden destek. Mandos diye aklımda kalmış ya, herifi arıyorum, Mandos nerede diye. Kalkanları fulleteceğim, daha sonra onu da silaha oturtacağım. Otur bakalım silaha. Ben de boost'la defansif pilotluk yap. Sen de silaha geç. Hayır! Kaptan değil. Sen silaha geç. Oğlum alttaki kalkanımız gidik, hala altını yukarıda tutuyor kaptan. Kaptanlardan ne çok şey çektik lan biz. Eyvah, bu orada mı geliyor? Gelmedi. Ünlem kodunu. Thank you.
Düşmana ön tarafı vermek durumunda ama kıçını verdi gemi. Bu da biraz saçma bir hareket. Şu evasive pilotingi yapalım hemen. Mermileri kaçıralım. Sosyal medya uzmanısın, yaşlılarla uğraşıyorsun. Mis gibi dolandırma kaynağı. Zaten sosyal medya uzmanlığı büyük oranda dolandırma kaynağı da neyse. Aramı bozma lan moderatörümle. Erkin. Aa, hasar var. Hasarı tamir etmek istiyorsak önce gemiye biraz yer çekimi vermem gerekiyor. Çünkü yürüyemiyorlar, çok yavaş yürüyorlar. Silahtan aldık, yer çekimine verdik. Hasarı hallet. Bu sırada düşman da kalmamış. Gidelim. U-Bot niye moderatör? Yetkileri olması gerekiyor şey yapabilmesi için. Sıçrayalım. Üçüncü sıçramam falan oldu galiba bu. Bayağı uzun yol gideceğiz. Satürn'e geldik. Hoş geldik. İniş yapmamız gerekiyormuş üstte. Niye beni kaldı mı? Tamam, birini kurtardık, kalkıyoruz. Burası kendini yok etmek üzere, hemen basıp gidelim diyor. Benzer bir görev yapmıştık daha önce de. Zaten bunlar jeneriktir diye tahmin ediyorum bazı görevler. Güvenli rotadan gidelim bu sefer. Sıçrat bizi radyasyondan kafayı yemeden. Biraz radyasyona şey yaptık, takıldık ama olsun. Üste dönme vakti. Yani. Hayaller hayatlar. MSX hepimizi banlayacak ve Twitch krize girecek ama ne zaman olacağını bilemem demiş. Bende MSX yok, o yüzden sıkıntı yok ya. Arttır. Düşman mı gördük biz? Yok. Asteroidler vuruyor kıçımızdan. Önümüzden de vuruyor. Kaptan sağ olsun dojlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Hayda. Onur aldı kokusunu da geldi. Hoppa. Onur, sen burada laflar ediliyor sen yokken. Bak, elim ayağım titriyor. Dayanamıyorum. Hadi bakalım, dünyaya dönüş. Athena. Banlayamıyorum da şerefsizi. Hop, düşman geliyor. Kıçtan yaklaşıyor düşman bu sefer. Hemen kalkanları düzenleyelim. İki tarafta kalkanımız kötü. Ne güzel, gidebiliriz herhalde. İsim verdirebilirsiniz, evet. Bekleyin ama. Yani görev bitsin, isim verme panelinde soracağım zaten.
Kıç taraftaki kalkanımız gitti. İnşallah çok atış yemeyiz. Oh. Evasive Bloating'e geçelim. Destek Fighter'ları çağırdık. Hakkında suçlamalarım. Videoyu 4 gelecek mi? Yok. Bu gece. Programda yanlış hatırlamıyorsam Perşembe olması lazım bu yıl. Yarın Victoria var. İspanya serisini bitireceğim. Yoksa YouTube'daki yer beni linç edecek yakında. Bomber Crew'u çok sevmiştim. Bu nasıl acaba? Bence güzel. Ben bayağı keyif aldım. Yine Bomber Crew gibi ya. Ama yeni animasyonlar falan eklenmiş. Tatlı yine yani. Yine yok oluyorsun deli gibi patladığın zaman falan. O yüzden zorluğu devam ediyor tam gaz. Ya. Onur sen nasıl bir yavşaksın? Güzel seviye atladılar. Mühendis 2'ye gelmiş. Kalkanların yenisi gelmiş. Hemen alalım onları bu sırada. Nerede o? Kalkanı genişlettik. Ekipte de mühendise bir mühendis tabancası gibi bir şey var. Daha hızlı tamir etmesini sağlayan onu vereceğiz. Yep. Evet, geldik isim kısmına. Başlayalım isimleri almaya. İlk isim kaptana Mandos diyoruz. Çünkü kendisi dayanamadı ve verdirtti. Geri kalanı başlasın ismini söylemeye. Oktanus sen Onur'u mu uyarıyorsun? Kaptan ya da silahçıyı alayım o zaman demiş. Ismarlama vermiyorum genelde ama 5000'e koymuşsun ortaya, kırmayayım. Sıradan gidiyorum genelde. Ercan Kundak C diye yazıyorum. Yok çünkü. Ben vardım değildi. Ver bana bir rol. Seni radyocu yaptık. Pardon. Yayın dışı abone olduk. Ben olan bir dedim. Hadi verdik. Ultimir. Gördüm sen. Kimse var mı yazmışsın. Sonra teşekkür şeyi yolladım ama yoktun galiba. Al beni. Eyvah ya. Sen beni çok korkutuyorsun. Güvenlik şefi Hirayet. Sıçtık. Beni Pandora'nın çöküyor. Oktanus. Tamam. Bitirdik. Hadi bakalım. Mario mu bu abi? Yok yavrum Tetris oynuyorum. Nasıl bilmezsin ya? Hep radyocum ya ben gizliden dinliyorum. Vay. Vay 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 İsra Bey. Kendi kendinizi ifşaladınız. İçimizdeki sapık sizsiniz demek. Ben Barış olduğunu düşünmüştüm. Kaldır bizi. Evet hatırlıyorum. Bu sefer mühendis sen değilsin neyse ki. Yazık sesi banlayacağım. Yok artık. Yeni level değil mi bu? İzleyiciye psikolojik baskıda yeni level. Nerede lan düşman? Yo. Düşman geliyor diyor. Görmeye çalışıyorum. Nine. Hop üstten çok atış yedik. Hemen destek de çağıralım.
Yenileri de mi geldi? Yesin sen banlancı. Dikir sivetine gireceğim. Ben o ihtimali daha çok sevdim. Dik atar mısın? Bir dakika, ben gizlensem iyi olur yalnız. Ya da dur, önce bir kalkan bastıralım. Kıçtan deli gibi vermiyorum alttan. Tamam, gizli al gemiyi. Aa, kaldırınca direkt gizliliğim kırılıyormuş. Pilot defansif. Kıçta ve altta zırh yok. Pilot inatla düz gitmeyi tercih ediyor ama. Hayırlısı. Ben sana diyeyim. Ben de sana diyeyim. Bence de banlanacaksın. Oy, pilot fena atış yemeye başladı. Biraz manevra yaptırıyorum şey yememek için. Çünkü iyi hasar yedik. Pilot üst üste iyi mermi yedi. Aleykümselam. Hayda. Oo, reaktörün canı ciddi hasar alıyor. Oğlum ölüyoruz. Tam kalkanları yenilettik. Pilot da iyi manevra yapıyor yani. Bu manevra yapan hali. Adaletin kılıcı. Şükür. Şükür, hakikaten şükür yani. Bu gemi nasıl hayatta, insanlar nasıl hayatta, hiçbir fikrim yok. Üste dönmemiz gerekiyor da kaptan bir kendini yeniletsin öncelikle, çünkü canı gidik. Eve dönelim. Gemiyi ben... Yani teknik olarak ben yönetmiyorum, pilot sürüyor. Ben sadece emir veriyorum. Kaç TL üstü bağışlar ekranına çıkıyor? 1 TL'ye kadar çıkıyor olmalı. 1 TL bile çıkıyor, evet. 100 TL total bağış atanlarsa yayında ne oynanacağını belirliyor. Kaç para bir modluk, yoksa ban yiyeceğim, tek kurtuluşum bu galiba. Şaka bir yana 5 ay abone oldum. Prime sağ olsun, Amazon abiyi seviyoruz ama seni ayrı bir seviyoruz demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Bu oyun online değil, yok. Solo. Single. Ah saat. Oo, düşman geliyor.
Bu evasive benim silahları da bayağı mahvediyor galiba ya. Boşluğa sıkıyor gibi hissediyorum. Silah için şaşı ve sarhoş. Hepsi bir arada diyorsun. Pilot da defansifte pek defansif gitmiyor ya. Bir indir, kaldır, bir sağlı, bir sollu bir şeyler yap ya. Aleyküm selam. Şuradan bir siktir olup gidelim artık ya. Rica ediyorum bir siktir olup gidelim. Bomber Crew daha iyiydi sanki demiş. Ya bence her türlü iyi. Sadece Bomber Crew fütüristik olmadığı için belki göze daha böyle tatlı geliyor olabilir. Onun dışında çok büyük bir farkı yok zaten. Yani böyle animasyonlar falan ve ortam daha tatlı olmuş bunda grafiksel olarak. Bomber Crew'da bu kadar değildi çünkü grafikler. Ha belki ileride bir Bomber Crew 2 gelirse bilemeyeceğim ama güzel bence yani. Güzel yazan. Ya Hakçı pilotu aynen. Ulan bir seviye alacaksınız. İki görevde bir seviye alamadık ya. Sırtım ağrımış. Transport supplies. Yep. Zafer bizimdir. Daha dur. Şu taşıma görevimiz var. Ufak görevleri yapıyorum, düşük riskli görevleri. Daha sonra orta riskli görevler gelmeye başlayacak. O zaman götümüzün aslarını sorarlar bize. Emperyalist modlar mı? Oğlum niye kaşınıyorsunuz? Adama niye şey yapıyorsunuz? Modlar her türlü haklıdır diye yazı var kurallarda. Hiç mi okumadınız? Bu biraz ciddiyetsiz olmuş. Niye? Diğeriyle bunun arasında tam olarak ciddiyetsizlik anlamında nasıl bir fark var? Müşteri değil miydi? Ne ara mod oldu? Kim o? Onur mu? Onur hep moddu be. Bu kanalda 1,5 senedir falan moddu herhalde. Belki daha bile fazla. Müşteri nereden çıktı? Ha haklı olan. Yok bizde modlar haklıdır. Çünkü modlar zevkine ban atmıyor bizde. Bunu inandırması bayağı güç olacak ama. Diyeceğim. Bence senin şeyi alalım. Shield'ı. Gel böyle. Dört yandan saldıralım ya silahlarla. İşte. Sen sal artık şu çocuğun banını. İnsan uzayda böyle görmek daha bir farklı. Ya grafikler daha iyi. Gemi mekanikleri de bence iyi ya. Gemi büyük, içinde çatışma döndürebiliyorsun, bordalama var falan. Bence güzel düşünmüşler yani ileri seviye olmasından dolayı olabilecek şeyleri. Ya Bomber Crew 2'de şöyle sıkıntı vardı. Hani bu kalkan malkan yok. Baba mermi yiyorsun, uçakta hava deliği açılıyor zaten 2'de bir. O da suratına sıçıyordu ondan sonra yani. Problemdi. Çok geliyorlar ya.
Mürettebat da çok hasar alıyordu Bomber Crew'da. Doğrudur. Bir de gemi çok saçma hasarlar... uçak çok saçma hasarlar yiyordu. Mesela bir anda tekerleği şak gidiyor. İniş yapamıyorsun yani. Yaşıyorsun. Ne ölmesi, bayılmışsın. Eban'dan şifre basınca ne oluyor? Acaba ne oluyor? Bu sırada launch pad mantığı var. Şöyle kurtulma padleri. Bunları atlayıp fırlıyorlar gemiden. Hayatta kalma şansları %69 oluyor ki geçen sefer denediğimizde hayatta kalamamıştı Crew. Bir kişiyi denedik. O da hayatta kalamadı. %69 şanslı. Yani dolayısıyla çok güvenilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sen niye açtın? Aç boş ver. Savundun. Çıkar göster. Tam şuraya doğru gitmemiz gerekiyor. O sırada inşallah kafamızı bir şey yemeyiz. Ultimer bu sırada mühendis olduğu için onu geri getireceğim. Boost verdiği zaman silahlarımız kuvvetleniyor. O biraz önemli. Yanda silah kullanmasından daha çok önemli hatta bence. Kıçtaki kim? Ercan. Gerçi Oktanus da vurabiliyor. İkisini de odaklayalım. Patır patır vursun. Alttan şey yedik. Meteor. Kalkanım bitti. Onur'u hemen kalkan bastırtalım. Meteor sahasına uzaklaşmış olmam lazım şu an ama. Oyunda senin görevin, sen güvenlik şefisin normalde. Kalkanları tekrardan yüzleyebiliyorsun. Veya gemiyi gizli moda sokabiliyorsun. Aynı zamanda silahçı olarak kullanabiliyorum seni. Ki şu an silahçı olarak kullanıyorum. Ön silahtasın. Gücün doldukça da geri çekip kalkanı fulletiyorum sana. Sağlam hasar yemeye başladık. Of. Oğlum deli mermi yiyoruz lan. Böyle giderse problem çıkacak. Gizli mod. Çok hasar aldık. Hemen sen de kendini düzelt. Onur'un yaptığı kalkan direkt deniyordu. Multi değil ya, solo. Hemen silahlara geri git. 11 saniyemiz var. O da silahlara geri gelsin. Fighter support da yaklaşmak üzere. Evasive bloating gelecek birazdan. Kalkanları yenilemek için Onur'u hazırda tutacağım. Hareket ettirmeyeceğim. Rota o tarafı sürede. Avukat. Boş ver Erkin, işe her türlü sana düşer. Avukatlar mevzuya böyle bakıyor değil mi? Ya yanlış yere gidiyorsun. Pilot, alo. Hemen kalkanları yenilettik tekrardan ve Onur'u öne geçirelim.
Evet fikir. Kendini savunur da seni almaz avukat diye bak bu. Öyle de kindar heriftir. Tamam, gemi biraz delik deşik oldu. Hafiften yaralanmalar var. Ama en azından şu anlık iyi gibiyiz. Hop. Kafamıza yedik yine onu. Pilot hiç umrunda değil ya. Meteor geliyormuş bilmem neymiş falan. Siktir et ya. Adam rahat. Diğer level'larda neler açılıyor çok merak ediyorum bu sırada ekibi. Özellikle silahçılara level 5'te ekstra bir şey açılıyormuş. Bakalım ne olacak. Ne vurdum düşman. Biraz oradan vuruyorum. Biraz buradan vuruyorum. Evinize rahatça dönebilirsiniz dedi. Oktanus'u bir yollayalım. Canını doldursun. Bu sırada can da sınırlı sayıda doldurabiliyorsunuz. %79 kapasite var şu an. Başlangıçta Onur silahta olabilir. Daha sonra lazım olduğunda geriye çekip onu kullanıyoruz zaten. Tamam. Kalkma zamanı. Discord'unu Twitch'e bağlıyorsun. Otomatik geliyor. Aynen. Yine güvenli rotayı seçeceğim. Ne kadar güvenli bilmiyoruz. Her seferinde aynı bok yaşanıyor ama olsun. Ulan. Asteroide kafa atan gemi. Mod bize laf attı. Ya ne adam ya. Dünyaya dön. Başımıza bir bela çıkmadan. Ali Rıza Bey. Tadımız kaçmasın. Dik uçuşla öyledir belki. Ne bileyim. Yerimde kesin. Bu sırada hakikaten lan şurada adamlar şey yapmış. İz bırakmış. Venüs nerede? 2 hafta kurtarıyor kendini. Yani şu an Venüs'e gitmedik. O yüzden Venüs'ün nerede olduğuna dair bir şey söylemem zor. Dünyaya doğru gidiyorum halihazırda. Athena istasyonu. Sıçraya sıçraya gidiyorsunuz mesafeler arası. Dünya şurada gördüğünüz gibi. Biz dünya ay tarafındaki şeye gidiyoruz istasyona. Motorun gücünü arttırdım mermilerden kurtulmamız için ama hop. Güzel. Birazdan fighter desteği çağırabileceğiz. Lazım olacak gibi durmuyor ya. Tamam. Sıçrayalım. Işınla bizi sıkatayı. Afuk çıktı ya. Nasıl bir ilişki yaşanıyor sizin aranızda? Vallahi anlamıyorum.
Ya Umut, bu nereden çıktı? Eyvallah ama yani bu nereden çıktı? Evet. Level'ları da aldık. Reaktör boost veriyor. İkinci seviye, daha da iyi. Weapon overdrive. Aşırı kullanım yapabiliyormuş silahı. Nasıl işliyor bilmiyorum tabii de, göreceğiz. Silahın hasarını yükseltiyor. Ama radyasyon sızıntısı veya yangın çıkma riski oluyor. Yani pek kullanacağım bir şeye benzemiyor. Reaktör boost 2'de ortalama boost veriyor. Yani daha fazla arttırıyor diyelim buna. İyi, güzel. Silahları güçlendiriyor olması iyiymiş. Radyasyon kıyafeti gelmişti. Çok önemli bir şey diyeyim. Burada bitiriyorum gençler yayını ya. Bugün erken bitsin. Yarın Victoria var.